Zeynep Han, aslında bu Türk lirasının talihi, durumu təkcə yani Türkiye'nin değil, qonşu ölkələrində diqqətindədir. Kifayet kadar dolar karşısında ucuzlaşır ve Türkiye Merkezi Bankı iclas keçirdi, faiz dərəcələrini aşağı saldı, ama qiymətdə ciddi bir dəyişiklik görmədi, hətta artım oldu. Yəni hazırda 1 dolar 11 liraya satılır. Nə baş verir? Yəni bundan sonra, bu qərardan sonra Türk lirəsinin aqibəti, sonucu nə olacaq? Evet, biraz zor bir karar aldı Merkez Bankası. Yani iktisat teorilerinin aksine alınan bir karardan bahsediyoruz. Çünkü yüksek enflasyon olduğu yerde enflasyonla başa çıkmak için esasında faizin yükseltilmesi gerekir. Yani biz faizi yükseltmek değil, faizi aşağı doğru indiriyoruz. Bu da teorilerin karşısında olan bir görüş olduğu için Türk lirası sürekli değer kaybediyor. Şimdi sevgili Azerbaycanlılar, Türkiye'de enflasyon %20'ye yakın. En son açıklanan rakam %19,58. Ve şu anda indirilen faiz oranı %15. Dolayısıyla %15 ile 19 arasındaki negatif reel faiz Türk lirasının değer kaybetmesine sebep olmakta. Ve işin kötüsü, gelecek dönemlerde bunun devam edeceği söyleniyor. Ve daha da Aralık ayında da faiz indirimlerinin devam edeceğini açıklaması üzerine Merkez Bankası Türk lirası aniden değer kaybetmeye başladı. Çünkü insanlar kendi tasarruflarını koruyabilmek için TL'ye yatırım yapmak yerine dövize yatırım yapmayı tercih etmeye başladılar. Enflasyonla baş etmek için, yani enflasyonist bir ortamda Türkiye'de fiyatlar %20 artıyorsa insanlar ne yapar? Merkez Bankası %20'nin üzerinde bir faiz koyar ki, der ki merak etmeyin, tasarruf edin, paranızı bize yatırın, biz size enflasyondaki kayıptan daha yüksek bir faiz vereceğiz, böylece tasarrufları arttırır. Ama şu anda faiz tasarrufların altına indiği için insanlar eline geçen her parayı harcamaya çalışıyor. Çünkü fiyatların artacağını biliyor. Böylece talep arttığı için enflasyon daha da yukarı gidiyor. İkinci bir etken, eğer faizler enflasyonun altındaysa insanlar tasarruflarını Türk lirası yerine dövizde tutmak ister. Dolar veya euro ister. Dolar ve euro arttığı zaman bu sefer onun değeri artar ve TL değer kaybeder. Ve biz çılgınca hem de çok kötü bir şekilde yüksek enflasyonist bir ortama girmek üzereyiz. Ne yazık ki Türk lirasının değeri her saat kaybediyor. Ve yani güne 10 lirayla başlıyoruz, 1 dolar 10 lirayla başlıyoruz. Akşam üstüne geldiğimizde 1 dolar 11 lira oluyor. Bir gün içinde %10 değer kaybı yaşıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Zeynep abi, siz dediniz ki bu lira değer kaybetme, yani ucuzlaşmaya devam edecek. Yani hazırda görürük ki 1 dolar 11 liraya satılır. Ne kadar ucuzlaşabilir lira? En azı yıl sonuna kadar. Burada artık bir anlamda bir tahmin yapmamız imkansız. Çünkü bu konuda inatlaşıldığı süre içinde Merkez Bankası tamamıyla sistemi kendi haline bıraktığı süre içinde Türk lirasının değer kaybı nereye kadar gider? İnanın şu anda tahmin edemiyoruz. Şunu şöyle bir benzetme yapabilirim. Bir çocuğunuz var, çok yaramaz ve o çocuğu siz yaramazlığını engellemiyorsunuz. Sokakta olduğu gibi bırakıyorsunuz. Bu çocuğun başına bisiklet kazası da gelir, araba kazası da gelir, ağaçtan da düşer. Her şey olabilir. Yani o yaramaz çocuk dediğimiz enflasyondur, Türk lirasıdır. Onu denetleyecek ebeveyn de Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası şu anda tamamıyla çocuğunu serbest bırakmış vaziyette. Onun için bu çocuğun başına neler geleceğini şu anda bizim tahmin etmemiz veya bir analiz yapmamız çok zor. Siz de qeyd elədiniz, evet. Türkiyə Mərkəzi Bankının qərarı lirənin dəyər itirməsinin qarşısını ala bilmədi və proses daha da getdi və lirə dəyərdən düşdü. Ümumiyyətlə, bəs bu prosesin qarşısını almaq üçün real olaraq konkret götürsək, hansı addımların atılmasına ehtiyac var?
Kesinlikle bir kere yani artık Merkez Bankası'nın kredibilitesi yok oldu. Biz Merkez Bankası'nın söylediklerine inanmıyoruz. Merkez bankalarının en önemli şeyi sözlü yönlendirmesidir. Yani bir kredibilitesi olacak ve biz ona güveneceğiz ve diyeceğiz ki Merkez Bankası attığı adımlarla birlikte bizi bu zor durumdan kurtaracak. Ama işin kötü tarafı Merkez Bankası'nın artık böyle bir emeli olmadığını gördük. Dolayısıyla bir kere Merkez Bankası'nın tekrar bağımsızlığını kazanması gerekiyor. Yani Merkez Bankası Başkanı, bakın son 1,5 senede 3 defa Merkez Bankası Başkanı değişti Türkiye'de. 3 tane. Bu çok kötü bir şeydir. Bu dünyada görülmüş bir şey değildir. Merkez Bankası Başkanları süresini tamamlamak zorundadır. Çok elzem bir durum olmazsa Merkez Bankası Başkanı görevden alınmaz. Ama biz de Merkez Bankası Başkanı'nın aldığı faiz arttırımı kararı sonrası Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bağımsızlığı kalmadı ve enflasyona bağımlı olarak da şu anda gelecek Aralık'ta açıklanacak olan enflasyon rakamı %20 olacak ve %20'nin üzerinde olan bir faiz oranına ihtiyacımız var. Esas ihtiyacımız olan bu. Aydındır. Teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Minnettarıq efirimizə bağlandığınız üçün.